was gone on a midnight drive. The road was rough and the wagon broke down. Thunder and lightning pouring down rain. The creek was rising and I almost drowned. Mama didn't make it through the freezing night. Daddy saved his son and tried to bring him up right. I thank the Lord when every day was done. Times were hard when I was young. I became a rambling man, 'cause working all day didn't get me nowhere. Plowing in the fields, work to be done. Living in a world where very few cared. Reading and writing I learned by night. No spending cash, 'cause the money was tight. I thank the Lord when every day was done. 'Cause times were hard when I was young. I had to fight for what I got. Sometimes I think I didn't fight hard enough. I remember times when food was scarce. Dad is saying, son, you gotta be tough. Everything I try always seems to fail. It's all I can do to stay out of jail. I can't forget while I follow the sun. The times were hard when I was young. Bak bak bak, sana ne diyeceğim. O sahtekar herifi daha önceden hiç fark etmemiştim bile. Ama bir hata yaptı ve öldü. Görünmediler mi? Hayır, daha görünmediler. Hey, bana baksana sen be, hiç yıkanmaz mısın ha? Leş gibi kokuyorsun domuz herif. Sen benim kokumu bırak da kendi kokuna bak. Fıçı kılıklı herif. Şimdi ben sana gösteririm. Durun be, kafa şişirmeyin. Bundan sonraki kurşun bir yerinizi delebilir. Buraya eğlenmeye gelmedik. Bunu senin burnundan fitil fitil getireceğim. O aptal şeyi kapatsana, pis yanki! Sen de silahı yerine koy da bir sakatlık çıkmasın! Takır! Gelene altlar karıştırıyorsunuz orada! Aa, bir şey yok! Az kaldı köylü kendini vuruyordu! Asıl dert şu pis yankinin canımı sıkması! Siz benim canımı sıkmayın esas! Başım ağrıyor! Şu aptal şeyi çıkartan! Asla çıkartmam. İstersen öldür beni. Annemden kalan tek hatıra bu. Kim sağlamaz bunu, hiç kim sağlamaz. Kes sesini aptal herif. Sakın deneme bile. Seni öldürmek hiç hoşuma gitmez. Beni anlamalısın. Annem öldü. Arkasından babam da öldü. Tek hatıra bu bana. Nedir bu kadar komik olan? Ya cumartesi gecesi Mavi Melek Barı'nda yaptığım çılgınlık geldi aklıma. Paramı sonuna kadar harcadım orada. Yaptığın aptallığa gülüp vakit harcayacağına işimizi düşün biraz. Ne yani, ben düşünmüyor muyum? Yeter artık, ikiniz de aynı b**sunuz be. Sadece şene yapıyorsunuz. Kesin diyorum size. Kesin sesinizi. Geliyorlar. Takır, hazır mısın? Her zaman. Buyurun.
Hadi hadi halledin şunu. Bütün zor işleri biz yaparız zaten. Evet, zaten bunun için ordudayız ya. Hadi hadi çabuk olun çocuklar, kaldırın şunu oradan. Oyun oynamıyoruz ya efendim. Olduğunuz yerde kalın Yankiler. Şimdi yavaşça silahlarınızı bırakın bakalım. Kımıldayan eşekler cennetine gönderirim. Hadi geç şuraya. Gene mavi melek geldi akula. Takır, Takır körlüğü nasıl? Hala yaşıyor. Ama gözü toprağa bakıyor. Hey, ne yapacaksın o silah yüzbaşı? Nasıldı ama ha? Ona gereken dersi verdim değil mi? Bahse girelim ki onu vurmasaydın 50 yıl daha yaşardı domuzlar gibi. Tamam! Komiklik yapmayı bırak da şu paraları al. Hadi oğlum çabuk! Paraları kap! Kıpırda bakalım Yanki. Lütfen öldürme beni. Yardım ederim size. Yok seni. Hoşuna gitti mi ha? Hey, gördünüz mü nasıl korkutuyorum onu ha? Anahtar sende değil mi? Hayır, anahtar kalede. Kalede mi dedin? Hey Ferit, anahtarın kalede olduğunu söylüyor bu herif. Ne yapacağız şimdi? Bu senin işin oğlum. Çabuk bir yolunu bulursun. Bulurum tabii. Tabii. Gel bakalım ihtiyar delikanlı. Hayır! Hayır! Billy Joe ne yapıyorsun? Hayır. Bileğini kesiyorum. Aman Allah'ım! Şöyle. Biraz zor oldu ama sonunda orduyu yendim. Niye öldürmedin onu bile? Evet! Bırak gitsin, biraz dolaşsın. Şansı var mı? Kanatsız bir kuş kadar emisem. Sen hallet. Peki. Beni burada bırakmayacaksın değil mi? Lütfen, lütfen yapma. Beni de yanına al. Üzgünüm oğlum. Başka çarem yok. Hadi gidiyoruz. Hey bak, bunları ne yapacağız? Yanımızda esir taşımayacağımıza göre ha? Burası balık dostu, gidiyoruz. Hadi. Beni de bekleyin. Gel gel, bu iş bu kadar. We'll be right back.
know what I shot him for. Was it hate or was it fate that started this war? He could have been a real good friend, but how can I be free? Going back to Georgia, going back to Georgia. I wanna see my baby, wanna see my baby. Going back to Georgia, going back to Georgia. Well, I've been gone too long. Going back to Georgia, going back to Georgia. I wanna see my baby, wanna see my baby. Going back to Georgia, going back to Georgia. Well, I've been gone too long. Şimdi ne yapmayı düşünüyorsunuz çocuklar? Eski bir dostu görelim diyorum ha? Kimden bahsettiğini anlamıyorum. Şu bizim yüzbaşıdan söz ediyordum. Bizi gördüğüne sevinecektir. Yüzbaşı kendinden söz ediyorsun öyle mi mısın? Bizi bekliyor mu peki? Yok, sürpriz yapacağız. Yüzbaşı Kane. Hatırlar mısın, bana hep evladım Yankee derdi. Evet Billy Joe, ama sen gene de bir Yankee esiri olduğunu unutma sakın. O eskidendi, şimdi senin kadar güneyliyim. Evet, parayı görünce öyle oldun değil mi? Parayı sevmeyen biri var mı? Sen sevmiyor musun yani? Evet, hem de çok seviyorum. İyi öyleyse. Demek ki boşuna tartışıyoruz burada değil mi? Beyler, tartışmanız bittiyse gidelim. Hadi! Baba! 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 Baba, annem domuza tuz koyayım mı diye soruyor. Domuz pişiyor ha? Güzel! Fazlı'ya da çabuk büyüyor. Anlaştık. Annem kızların güçlü erkeklerden hoşlandığını söylüyor. Evet öyle. Herhalde yemek yemeyip bir kıza benzemek istemezsin değil mi evlat ha? Hayır baba. Ben güçlü bir erkeğim. Evet. Hadi sen eve git en iyisi. Anneme hemen geleceğimi söyle. Gelen yüzbaşı. Merhaba. Sizi son gördüğümde bir Yankee hapishanesinde yatıyordunuz. Sonunda oradan da kovulduk. Güzel bir yer bulmuşsun yüzbaşı. Sevimli, sessiz ve verimli. Biz de kullanabilir miyiz burayı yüzbaşı? Tabii, keyfinize bakın. Orada atlar için su da var. Hey yüzbaşı, beni tanıdın mı? Evet, hatırladım seni Billy Joe. Tucker, Felt, Crawford ve Brinson. Bravo. Eski dostlarınızı hatırlıyorsunuz yüzbaşı. Bir de sizin genç bir arkadaşınız olacaktı. Neydi adı şu... Curly'yi söylüyorsun. Tamam, ona ne oldu? Ona mı? Bir kurşun yüzünden bağırsakları parçalandı. Seni pis fuşçu seni. Onun yerine seni öldürmeyi tercih ederdim. Gel dersen sana bir şans vereyim ha. Sakin olun. Crawford, Tucker. Burada yüzbaşının misafirleriyiz. Çocuklar, birbirimizi bulmamız yakışık almaz değil mi? Ayıp olur. Ne işiniz var burada Emerson? Peki, bu pis yere bir kutuyu açmak için geldik yüzbaşı. Olur, işinize bakın. Yalnız biraz uzakta olsun. Sağ ol yüzbaşı, anlaştık. Sağ ol. Hoş geldin. Kim bunlar? Tanıdık gelmediler. Eskiden tanıdığım ve uzun zamandır görmediğim bir takım savaş arkadaşları sevgilim. Kalacaklar mı? Niye? Fazladan yemek yapmak lazım mı diye sordum. Bak sevgilim, biliyorsun ki... Anladım. Daha acıkmadın galiba sevgilim ha? Sen hazırla istersen. Ben hemen gelirim sevgilim. Peki, nasıl istersen. Tamam ya.
Baylar, baylar sakin olun. Şuna bak şuna. İşte rüyalarımdaki manzara. Bunlarla her şeyi yapabiliriz ha. Heyecanlı bir deneme bu. Pis yankilerin temiz paraları. Karılar beni görünce çok sevinecekler bunlarla. Beyler, bu parayla küçük bir ordu kurabiliriz ha. Evet, bizim ordumuz. Kafanda bir şey mi var çavuş? 30 millik yolu kimin için geldiğimizi sanıyorsun? Yüzbaşı için mi? Nasıl olacak peki? Bu para ve yüzbaşı bizimle olursa yankilere ölmediğimizi gösteririz arkadaşlar. Yeniden başlıyoruz. Bir dakika çocuklar. Unuttuğumuz bir şey var. Neymiş? Bakalım yüzbaşı bizimle birlik olacak mı? Evet. Yüzbaşı bizi görünce hiç mutlu olmalı. Ne söylediğini farkında mısın sen be? Yüzbaşı bizi sever, hem de çok sever. Düşünsenize, yeniden Güney için savaşacağız. Hep birlikteyiz. Güney öldü baylar. Güney asla ölmez. Bir hata yapıyorsunuz. Zavallı Güney öldü. Sizin burada olmanız onu geriye getiremez. Sana katılmıyorum yüzbaşı. Bu paralar için kaç kişiyi öldürdünüz? Bilmem ki. Belki 3, belki de 4. Sadece 4. Yüzbaşı hepsi Yankee'ydi. Tamam. Paranızı alın ve kaybolun buradan. Dur bakalım yüzbaşı Kane. Uzun zamandır yüzbaşı değilim. 30 mil boyunca şu kasayı buraya taşıdım ben. Peki bunu niye yaptın Emerson? Bize katılmanı istiyorduk. Bu parayla yeni bir ordu kuracağız. Yani bizim ordumuz. Ordumuz! Bir düşün yüzbaşı. Tıpkı eski günlerdeki gibi hep birlikteyiz, savaşacağız. Ben bu işleri bıraktım Billy Joe. Yeni bir evim var. Sonra mutlu bir ailem. Ama Tucker'ın da bir ailesi ve evi var. Bakın, aileniz karargahımızda kalır yüzbaşı. Biz de eski günlerdeki gibi savaşırız ha, ne dersin? Bunun adı savaşmak değil Billy, yağmacılık. Siz bir ordudan değil, bir çeteden söz ediyorsunuz. Seninle aynı şekilde düşünmüyorum yüzbaşı. Yoksa korkuyor musun, he? Farkı anlayamıyorsunuz diye. Bakın dinleyin beni. Sizler çok iyi birer askerdiniz. Belki de en iyileri. Hepimiz bu topraklar için çok çalıştık. Ama kaybettik. Hepsi bu. Yeniden başlamak için de yeterli neden yok. Neler saçmalıyorsun? Bunu boşuna mı kaybettim? Uzun zamandır bu günü bekliyordum. Şimdi tam zamanı. Paramız var. Onları yenmemiz için her şeyimiz var. Aklından geçeni anlıyorum Emerson. Kötü bir şey bu. İntikam peşindesin. Bizimle yeniden birlikte olacak mısın, sen onu söyle. Lütfen dinleyin beyler. Niye burada biraz mola verip atlarınızı dinlendirip karımın hazırladığı yemekleri yemiyorsunuz? Sonra da gidersiniz. Bizimle gelecek misin? Hayır. Demek kararın kesin. Bir dakika bekleyin yüzbaşı. Bize tekrar öncülük edin. Hatırlıyorsunuz değil mi? O pis heriflerle yaptığımız çatışmalara fıçıları ağzına kadar barutla doldururduk. Sonra da bam! Her taraf yankı parçalarıyla dolardı. Evet, hatırlıyorum Bilico. Yeni üniformalar alırız. Seni general yaparız ha. Gerçek bir general. Ne dersin? Şu ellerine bak. Üzerinde hala kan lekesi var. Özür dilerim yüzbaşı. Ama eskiden de kan izleri vardı. Evet. Yüzbaşım. Çek kol kanlı ellerin. Bak yüzbaşı, benimle böyle konuşma. Sözlerini dikkatli seç. Ve bana bir daha da sakın deme. Seninle nasıl konuştuğunu duydun değil mi? O eski yüzbaşımız değil. Ben değilim. Annem bir hanımefendiydi. Hey Billy Joe. Yüzbaşının karısını gördün mü? Güzel. Sence o yüzbaşının toprak kokan ellerini seviyor mu dersin ha? Justice. Neler oluyor? Ne istiyor bu adamlar? Biz burada iş konuşuyoruz. Hadi sen eve gir. Bu kadını görünce aklıma bir şey geldi. Emerson, bu benim karım. Eğer bu bizim Angie değilse kahrolayım be. Söyle, babanın büyük bir randevu yok muydu senin ha? Bir pislikle. Bizim soylu yüzbaşımız bir pisliğin kızıyla evlenmiş. Evet, gel ha, güzel. Soyluluğu karısından belli oluyor. Bu kadınla nerede tanıştı dersiniz ha? Evet, onu buraya getirdiğine göre kilisede tanışmışlardır, öyle değil mi yüzbaşım? Hey Bilico, sanırım yüzbaşı bize bir açıklama borçlu. Seni nasıl çağırdığını unuttun mu?
Lütfen Emerson, bizi rahat bırakın. Kimseye açıklama yapmaya niyetim yok. Hayır, yapacaksın. Sen bana dedin. Oysa senin için ölebilirdim. Bir tek emrinle cehenneme giderdim. Ama sen bana ne yaptın? Bana dedin. Defol. Hayır. Gel buraya. Defol. Hayır. Şeyini pislik. Hadi. Hadi bizi kovsana buradan. Kendin için bir çiftlik kurdun. Bir aile adam oldun. Bir şey mi oldun pislik ha? Bir şey mi oldun? Hayır. Korkma korkma. Ona bir şey olursa seninle ben yaparım. Hayır bırakın. Hadi kaldır kafanı be. Seni Adi. Bırak. Şakaya. Bırak beni. Küçük pislik. Gel bakayım buraya. Kalk. Gel buraya canım benim. Hadi yüzbaşıyı bağlayın. Takır. Yüzbaşıyı sana emanet ediyorum. Yapma Billy Joe. Çekil yolumdan. Lütfen. Lütfen yapma. Seni öldüreceğim. Hayır Billy Joe. Annem için çok kötü şeyler söyledi. Biliyorum. Sen de duydun. Biliyorum, biliyorum. Şimdi sen bana oradan biraz su getir. Sonra da olacakları seyret. Ona büyük bir ceza vereceğim. Anne! Çok büyük. Anne! Hadi bakalım oğlum. Anne, anne. Bunları sevdim. Geldi çavuş, ne yapacağız bunu şimdi? Uyumaması için kafasından aşağıdır. Yani bir şey mi yapacak? Hayır, her şeyi biz yapacağız ona. Debelenme! Tanrı aşkına, bırakın, suçsuz o, yalvarırım. Duyuyor musunuz arkadaşlar? Bizim soylu yüzbaşımız yalvarıyor bize. Anne, anneni bırakın. Sakın bırakma, o da görsün. Merak etme, bırakmıyorum. Anne, anne. Bırak görsün çocuk, kim bilir belki ileride lazım olur anne. Ona. Anne. Rahat, seni cehenneme göndereceğim. Na, wie ist es denn, Sarge? Mama! Gar nicht so schlecht. Ich bringe euch um! Ich verspreche euch, jeden einzelnen von euch! Ich bringe euch um! Stopp im Maul! Du dreckige Ratte! Ja. Ja. So ist es brav, Nickerkerl. Hey, Sarge, mach's nicht so gründlich, wir wollen auch noch. Ja, unser Satz, der weiß, wie man's macht. Ja, ja. Gut auf, Billy Joe. Ja, so was man lernt. Ja. Ja. Mama! Billy Joe, du bist dran. Du bist tot, Emerson. Tot! Ich mach dich fertig. Maul, Familienvater. Mama! Nigger-Familie. Du, ich will dir nicht wehtun. Ich will dir nicht wehtun. Nein! Ich will dir nicht wehtun. Bei ihm hat's dir gefallen, du. Bei ihm hat's dir gefallen. Warum bei mir nicht? Du magst mich nicht. Sag's mir. Du willst mich nicht. Sag's doch. Mami! Mami! Bist du ich noch in der Hölle, du Bastard! Baba! Billy Joe! Na, ab zum Billy Joe! Ja.
tarafa ateşe ver. Hadi sallanmayın. Sen şunu tut, ben atları alırım. Hadi yürü, yürü gidelim buradan. Yürü şu. Yürüyün. Hadi çavuş, hadi atla, çabuk ol. Hadi. Dünyada ölümlüyüz. Onun için dünya nimetlerinden yararlanırken yarını da düşünmeliyiz. Yaptıklarımızın hesabını vermek zorunda kalabiliriz. Tanrı bize dünyayı sadece nimetlerinden yararlanalım diye vermedi. Mühim olan dünyayı yaşarken iyiliklerle, güzelliklerle donatıp cennete çevirebilmektir. İnsanoğlunun yaşarken kazanabileceği en büyük zafer budur. Tanrım, sen bu kadını ve çocuğu yanına çağırdın. Bu günahsız insanları sonsuza kadar himayene aldın. Onları cennetinde barındır Tanrım. Onları arkalarından gözyaşı dökerek uğurluyoruz ve hepimiz biliyoruz ki bu dünya geçicidir. Asıl hayat onlar için yeni başlıyor. Onları koru Tanrım. Üzerimizden her şeyi gören gözlerini eksik etme. Parlayan ışığımızı söndürme. Bizi koru Tanrım. Sakın kıpırdama. Yoksa yaran yeniden kanar. Şansım varmış ki kurşunu oradan çıkarabildim. Siz mi? Evet, evet. Gençken bazı kitaplar okumuştum. Keşke ölseydim. Hayır. Yaşayıp hatırlamak en iyisidir. İnan, inan bana. Onların öcünü almak için bana güç ver Tanrım. İntikam benimdir. Tanrı böyle der. Düşmanlarına gereken cezayı yalnız o verebilir. Ama onları Tanrı'nın yanına ben göndereceğim. Bu durumda hiçbir şey yapamazsın oğlum. Hayır, bırakın beni. Bakalım oğlum. Kendine gel oğlum. Vücudunun besine ihtiyacı var. Yemek istemiyorum. Nicht bevor ich diese Bestien gefunden habe. Tek sorunum onların kanını yerde bırak. Yemek yemezsen iki ayağın üzerinde durmayı bile beceremezsin oğlum. Dün o çiftlikte olanları hatırlıyorum da
Nefes almak bile mucize. Ne bekliyoruz? Oh, beni bekleyenler var evlat. Tanrı yolundan sapmışlara yardım etmeliyim ben. Emerson ve öteki katilleri cezalandırmayacak mıyız? Herkese ceza veremezsin. Emerson mu? Emerson mu dedin? Calder Emerson mu? Evet. Emerson, Tucker, Parrott, Crawford. Sakin ol evlat, sakin ol. Calder Emerson. Soygundan ve cinayetten aranmaktadır. $15,000 ölü ya da diri. Evet. Bakalım Walter Crawford, Billy Joe Mason. Sen kimsin ihtiyar? Özür dilerim. Kendimi tanıtmadım. Sims. Rahip Sims. Tanrı'nın hizmetkarı. Peki rahip, o ilanlar neyiniz? Çok normal olmadığını biliyorum ama bizim de geçinmeye ihtiyacımız var. O ilanlar neyin nesi dedim? Vaaz vermediğim zaman suçluları avlarım oğlum. Yufka yürekli bir avcı. Kelimelerin anlamı kötüdür oğlum. Her neyse, uzun zamandır Amos'un ve onun çetesinin peşindeyim. Yakında onları yakalayacağım. Şimdi iki kişi olduk değil mi? İki mi? Oho. Senin derdini anlıyorum ama tek başıma çalışıyorum ben. Onlar 6 kişi. 6 ha? Evet. Ürkütücü bir rakam. Dinle. Savaşta emrimdeydiler. Nasıl davrandıklarını bilirim. Düşüncelerini, adımlarını, her şeyi. Peki. Nasıl bölüşeceğimiz ve planını söyle bakalım. Bölüşmek mi? Yani para mı? Aklın bunda mı yani? Herkesin aklı parada. Ben para istemiyorum. Sadece onları öldürmek istiyorum ben. Güzel. Seni ilk gördüğümde iyi bir adam olduğunu anlamıştım oğlum. Evet. Kendini iyi hissediyor musun? Sen beni hiç merak etme. Uzun zamandır yoldayız, hala bir iz... Aklından çıkarma. Bana vaat verme peder. Ve ateş. Herkese zararlıdır. Daima... ...vermez. İyi misin? Sen sadece bu hedefi hatırlamalısın. Benim gibi bir adamım bu. Amen. Yaşama karşı yaşam. Göze göz, dişe diş, ele el, ayağa karşı ayak. Yalnız bir tek şeyi unutmamalıyız. Neyi? Ne demek bu? Basit. Yoksa parayı vermezler. Yani kafalarına bir şey olursa parayı vermezler mi? Öyle mi? Evet, parayı başka türlü alamayız. Vücudunu götürürsek aranılan adam olduğuna inanmıyorlar. Ama eğer kafayı götürürsek parayı alırız. Yani bu durumda kafayı alacağız, öyle mi? Arabanın içindeki fıçıyı gördün mü? Biraz tuz. En iyi koruma yöntemi budur. Yani o fıçı da şimdi de var mı? Birkaç tane. Ne? Hey, bana bizdeki bu parayla her istediğimizi yapabilir miyiz? Evet, daha bir yaparız. Ne istersen Crawford? Yani istediğimiz her şeyi... Kafa şişirme! Bak, ne yapmak istediğimi çok iyi biliyorum. Büyük bir fıçının içinde güzel bir banyo yapacağım. Yaparsın. Sırtımı da karalar kesileyecek. Hey çavuş!
Nereden buldun onu çıkıyı? Nasıl sakladın bu yüzden? Cehennemden tabii ki. Bayrar, burada yüzbaşı Kane'in özel stokundan çıkma 20 yıllık vişne likörünü görmektesiniz. Gerçek bir kutlama. Yarın Gold Creek'te Yankilerin parasıyla eğleneceğimiz bir gün gelecek. Çok güzel, çok güzel. Demek ki kanunumu görebileceğim. İlk işim üzerindekileri çıkarmak olacak. Hey! Bu kadar param varken o pis karıyla mı yatacaksın? Bana bak, sen benim kadınım hakkında böyle konuşamazsın. Sakın bir daha bunu denemeye kalkma Emin, pislik! Şimdi senin o kalın kafanı keseceğim. Kesin! Kesin, kavga edecek kadar zamanımız yok. Şimdi kutlama zamanı. Hadi bakalım, ver şu şişeyi. Çok güzel bir içki. Ver be, yetti. Kurt kalla. Belki de Kızılderili. Sizi yerim diyor. Hey Brunson, nereye gidiyorsun? Özel bir işim vardı. Fazla uzaklaşma buradan. Aha. Geç şunu da git Brunson'a bak. Ama çavuş niye ben ya? O kendine bakabilecek kadar büyüdü değil mi? Ya Bükten, bir de seni aramayalım. Nasıl oluyormuş alçak? Kadınları ve çocukları öldürmek. Şimdi de sen zor durumdasın. Hadi, hadi bir şeyler yapsana. Kurtar kendini sıkıysa. Kane bu! Evet kardeş Kane. Gerçekten çok etkileyici bir tekniğin ve taktiğin var. Yolumuz çok uzun peder. İşleyen demir ışıldar. Dışarısı nasıl? Karlı bir akşamdı kardeş Kane. Tanrı alır ve Tanrı verir. $2000 kazandık. Ne demiştin? Dışarısı nasıl demiştim? Gayet yeşil ve güneşli. Bütün kuşlar ötüyor. Dün birisi Gold Creek'ten söz etti bana. Oraya gidiyorlarmış. Peki öbürleri? Öbürlerini bilmiyorum. Cripple Creek lafı duydum. Cripple Creek mi? Takır olmalı. Bence evvela onu izleyelim. Anlaştık mı?
Tanrı bütün gün önümüzde giderek doğru yolu gösterir bize. Geceliğin ateşten ışık saçar. İncil'den 30. kısım. İncil 30. kısım. Allah aşkına kimsin sen? Justice Kane. Yüzbaşı. Özür dilerim peder. Başka çarem yoktu. Kardeş Kane, anlaşmamızda kafadan vurmak yoktu. Ne ölüm, ne yaşam, ne melekler, ne güç, ne başka türlü var olma, ne yükseklik, ne alçaklık, ne yeni bir şekil ve zevk, ne de bütün diğer nimetler, yüce Tanrı'ya olan inancımızı engelleyemeyecek, bizi kutsal yolumuzdan ayıramayacaktır. Buraya bu bedeni toprağa gömmeye geldik. Topraktan toprağa, külden küle, ruhtan ruha ve yeniden doğuşa doğru sarsılmaz inancımız var. Amen. Niye katılmıyorsun kardeş? Pek dindar sayılmazsın kardeş Kane. Evet, pek sayılmam. Burada dur bakalım. Bak evlat, şuna inanırım ben. Her şeyi bize Tanrı verir. Her şey onun emriyle olur. Bir yolcu için yerimiz var mı? Ayaklarınız kokmuyorsa seve seve Bayan Tucker. Ben onun karısı değilim. Jezebel. Herkesin başkaları için yapabileceği şeyler vardır. Peki sen bizim için ne yapabilirsin? Yemek yaparım. İşime karışılmasını sevmem. Eminim siz daha iyisini yaparsınız. Ama sizden öğrenebilirim. O herifle yaptıklarından utanmıyor musun? Utanıyorum. Ama kafanı aldınız işte. Ne yazık ki işimize yaramayacak. Ona da yaramıyordu. Aa, evet, anlamıştım. Akıllı bir kadınsın sen. Evet. Geliyor muyum? Gördün mü Kane? Sana akıllı... Ich finde Frauen sind immer ein Hindernis. Ich weiß, wo ihr müssen ist. Wo? Ich weiß es. Das reicht doch vorläufig. Was weißt du? Tucker hat ein ziemlich loses Maul. Er wollte Emerson bald treffen. Wo ist er? Wo ist er? Ich hab schon lange kapiert, dass man nichts umsonst hergibt. Ihr wollt wissen, wo er ist? Verme. Karşılama istiyorsun. Evet, bildin. $15,000 içeri girdik. İstersen bir daha düşünelim, ha? Atla. Sorun ne? Sorun yok. Yol buradan ikiye ayrılıyor.
Hangisinden gideceğiz? Nereye gidiyor o yol? Emil, seni aramıyor musunuz? Bu yol olduğuna eminsin değil mi? Evet Bay Kane. Eminim. Eğer söylediklerime güvenirseniz o adamı bulursunuz Bay Kane. Bana Bay Kane deme. Justice de. Sen de bana Rita de. Bak ben sana kötü davrandığım için çok üzgünüm. Boş ver. Gönlünde değildin. De. Seni aptal. Kim zannettin çavuş? Yoksa yüzbaşı Kane mi? Seni öldürebilirdim. Nasıl yapacaktın, uykudayken mi? Tüfeğin elimdeydi. Her neyse. Gördün mü, bak uyku sana yaramıyor. Ama bazen insanlar uyur. Evet. Ama uyurken gelir seni öldüremezler diye bir şey yok. Beni kimse öldüremez. Ha evet, bundan eminim. Demin gördüm zaten. Bütün avcılar senin peşinde. Değerli bir kafan var dostum. Evet. Crawford da ölmem derdi. Ama bir kurşun işini bitirdi. Kes sesini. Hayır, susmayacağım. Yüzbaşı biliyorsun bir kedi kadar sessiz ve çeviktir. Sana sus dedim. Emek geldin yüzbaşı. Şimdi tatlı ve anlayışlı bir adam ol bakalım. Ne istiyorsun sen? Paramı istiyorum. Paranı alacaksın. Bunu daha fazla taşıyıp yorulmanı istemiyorum sana. Şimdi hesaplaşırız. Du willst alles. Darauf hast du mich jetzt gebracht. Al bakalım. İstediğin gibi harca. Buradan giderken beni arkamdan vurmazsın değil mi? Ben değil, yüzbaşı. Parayı harcarken nefesini ensende hissedeceksin onun. Kafanda bir şey mi var senin? Hı. Hislerim beni aldatmıyorsa onu yakalamak için benim de bir planım var. Akıllı adamsındır sen. Neymiş planın söyle. Hadi söyle. Yüzbaşı Kane yorgun bir avcı. Yorgun bir avcıdan daha iyi bir av yoktu. Bundan emin misin sen? Şimdi bir ısında yok. Gene de iki kişiyiz. Sence kolay mı olacak? Ne sandın? Tabii ki kolay. Kafasının nasıl çalıştığını biliyoruz. Onu rahatça avlayabiliriz. Rahatça. Bilmem. Belki. Peki ne zaman başlayacağız? Şu aptal tabancanı yerine koyunca. Affedersin. Hoşuma gitti. Bu işe ayıracak zamanım yok. Şimdi ne oldu? Hiçbir şey. Atlar çok fazla yoruldu. Güzel bir molaya ihtiyaçları var. Burada mı? Hayır. Kendi hallerine bırakacağım. Doğru yeri bulurlar onlar. Yarım mil ileride su var. Bak gördün mü? Matilda'nın duygularını anlıyorsun. Bir bayanı en iyi bir bayan anlar. Thank you.
için beynini poşete koymak lazım. Vaaz vermek istiyorsan kitabı bilmelisin. Yabancı bir kadının dudakları her şeyden tatlıdır. Ve göğüsleri ve kalçaları. Hepsi de çok tatlıdır. Bakmakta da hiçbir günah yoktur. İncil 5'e 3. Bilmem anlatabildim mi benim sevgili oğlum. Neyse. Sen ona bu... Anscheinend noch alles intakt bei dir, was? Wie meinen Sie das? Für einen Pfarrer haben Sie ja eine tolle Fantasie. Wer predigt, muss das Böse vom Guten unterscheiden können. Denn die Lippen einer fremden Frau sind süßer als Honig und ihr Mund ist weicher als Öl. Aber alles andere ist bitter wie Wermut und so scharf wie ein zweischneidiges Schwert. Sprüche 5, Vers 2 und 7. So. Bilmem anlatabildim mi benim sevgili oğlum? Neyse. Sen ona boş ver de işinle ilgilen biraz. Bir derslik mi var? Şuraya baksana. Orada birileri var. Evet. Eğer oradaki yüzbaşıysa yolun sonuna geldi demektir. Mola verdiğine pişman olacaktır. Hadi. Gel gidip bakalım. O muymuş? Gördün mü? Evet gördüm. Tucker'ın kadını. Burada olması kötü. Eğer Tucker sağ olsaydı onu bırakmazdı. Bir dakika dur, bekle. İyi bir fikrim var. Ne yapacaksın onu? Paniğe kapılmalarını sağlayacağım. Saklanın! Ne oluyor? Sanırım Tanrı bana kızdı. Seni şeytan! Niye vuruyorsun be? Planın harikaymış doğrusu. Gidelim buradan. Ben arabayı hazırlayayım. Hayır hayır, biraz bekle. Kim onlar? Sanırım kim olduklarını biliyorum. Allah kahretsin, savaştan beri tutukluk yapmamıştı. Burada böyle duramayız. Ne yapmamızı istiyorsun peki? Ya sen? Ben mi? Burada onlar için kocaman bir hedef oluşturuyoruz. Sen bir rahipsin. Sen de bir asker. O zaman işime karışma. Doğru, doğru. Öyleyse burada rahatça ölebiliriz. Peki daha iyi bir fikrin var mı? Tabii var. Oraya onların yanına çıkmalıyız. Unut bunu. Burada bekliyoruz. Peki Jezabel. İyi bir nişancı olduğunu göster onlara. İncil'den 32. Vay canına, az daha vuruyordu. Başka güzel fikrin var mı? Benim yok, senin var mı? Evet, suyun oraya gidip serinlemek istiyorum ben. Kes. Saçmalığı bırak da hazır ol. Yüzbaşı! Yüzbaşı, bizi görmedin mi ne? Kendini ölmüş bil. Gördüm. Hey yüzbaşı, yeni bir karı bulmuşsun. Bu seferki yollu galiba.
Bir pislikten sonra bu yakışırdı sana. Geliyor. Allah kahretsin. Iskaladım. Tam da namlunun ucundaydı. Biliyor musun? Senin bu aptal fikrin yüzünden burada gebereceğiz gideceğiz. Yorma kafanı. Bir daha bu kadar şanslı olamaz. Hey! Şuraya bak şuraya. Takır'ın kadını değil mi o? Evet. Tıpkı bir erkek gibi koşuyor bak. Allah kahretsin. Geberip gidiyorduk işte. İki ateş arasında kaldık. Ki ne yapacağız şimdi? Biraz düşüneceğiz. Bilmiyorum. Bir yolunu buluruz. Sigara içmenin zamanı mı şimdi be? Onsuz düşünemem. Allah kahretsin. İşte buldum. Neymiş? Ceketini ver bana. Tüfeğini de al. Şimdi ne yapmaya çalışıyorsun? Bizim yüzbaşı çok kibar bir subaydır. Ona barış teklif edeceğim. Yüzbaşı! Yüzbaşı, sana bir önerimiz var. Öt bakalım emisin. Biliciğin yerini biliyorum. Bana ihtiyacın var. Her şeyin sorumlusu odur. Bizi o kışkırtmıştı. Hadi Ferit. Sen beni deli mi sanıyorsun? Oraya çıkmam. Yaşamak için tek bir şansım var dostum. Peki ne diyeceğim ona ben? Billy Joe'yu bulabileceğimizi söyle. Bunun için 6 saatimiz kaldığında. Yoksa kuşun kafesten kaçacağını söyle. Yelkenleri suya indirir. Ya bizi sonra öldürürse? Sen zaten şimdi öldün. Yüzbaşı! Yüzbaşı Kane! Ateş etme, geliyorum! Ferit, tanıdığım en iyi adamdı. Tanrı'ya şükür. Ferit. Hayır, yapamazsın bunu. Onu burada mı bırakacağız? Yardım et de arabaya koyalım. Dur şunu. Hadi bakalım, kalk, kalk. Galiba bir işe yaramadım, özür dilerim. Ama Tanrı'ya yakarışlarımı duymalıydınız. Çok etkiliydi. Omzun daha etkileyici. Özür dilerim Cezabe. Sağ ol. Ben
Rahip nerede? Keşfe çıktı. Ya Ferit? Tedavi ettim. Doktora ihtiyacım var. Hemen Gold Grey'e gitmeliyiz. Niye? Gitmezsek ölür. Benim de umurumdaydı. Bu adamlara niye bu kadar düşmanlık besliyorsun sen? Amos'ını duydun, neler dedi? Anlamalıydın. Mutluyduk onunla beraber. Yeni bir hayat kurduk. Ama bir gün geldiler. Hep birlikte evimi yaktılar. Karımın hırsına geçtiler. Oğlumu öldürdüler. Acımadan öldürdüler. Öcümü almaya yemin ettim. Ve alacağım da. Ne oldu? Başından geçenleri anlattı bana. Ya. Dönecek. Umarım. Emerson'un izleri kayıp. Buralarda bir yerde olmalı. Bütün gün susacak mısın? Sen katilsin. Onun için mi söylüyorsun? Sen bir kurttan betersin. Onlar hiç değilse yaşamak için öldürür. Ben hiçbir şey yapmadım. Şansı varmış, uyurken öldü. Yalancı seni. Dün gece de yalan söyledin, değil mi? Söylesene. Kaliforniya'ya gidecektik. Sen ve ben. Yalan değil. İşim bitince gideceğiz. Eminsin. Ve Billy Joe. Onlar ölünce karın ve çocuğun geri gelecek mi? Neler oluyor anlasana, ne olur. Bitti. Daha değil. Yasaları sen yerine getiremezsin. Getiririm. Tek yolu bu. Oh Justice. Tanrı hakkın yerini bulmasından yanadır. Gerektiğinde cezayı kendi verir. Ama bazen aracı da kullandığı olur.
Bu aracılar çoğunlukla cennetin yolunu tutar. Ya demek formdasın bugün ha? Söylesene canım. Tatlım. Hadi biz işimize bakalım. İçki ver. Burada içki paraylıdır evlat. Öyle mi? Bende para çok. Bak istemediğin kadar. Bu kadar yeter mi ha? Ne dersin? Ha? Al bakalım. Hesaba dahil. Bir numara atayım. Belli. Hadi gel bakayım şöyle. Al şunu. Hey. Oh. Hadi Şerefe. Hadi gel Billy. Yok, hadi. Geldim. Hey bak. Bir dakika. Hey. Parama iyi bak ha, tamam mı? Merak etme evlat. Tamam. Ich mag dich. Du mich auch? Ja, Mem. Warum ziehst du dich nicht aus? Schießeisen brauchst du hier keins. Fass das nicht an. Okay. Dann nicht. Werd nicht gleich böse. Dann fasse ich eben was anderes an. Ja. Tu das nicht. Billy, komm, sei lieb zu mir, sei ein guter Junge. Mama? Mama, du magst mich, nicht wahr, Mama? Ich sag's niemandem, nein, ich sag's niemandem, Mama, niemandem. Oh. Oh. Ach, hör auf! Fehlt dir was?
Magst du es nicht wie ein Mann? Mama, nicht. Nicht. Mama. Mama. Raus. Raus hier, du Bastard! Du magst mich nicht. Du hast mich nie gemocht. Kein Mädchen mag mich. Nicht mal meine Mama hat mich gemocht. Sie hat gesagt, ich bin... Kein Mädchen mag mich. Kein Mädchen mag mich. Yapma. Onu durduramazsın. Ama... Bunu yapması cennete gitmesini engellemeyecek. Billy Joe. Yüzbaşı. Yüzbaşı. Nasılsınız yüzbaşım? Yankileri hakladım efendim. Başka emriniz? Yüzbaşı Kane. Yüzbaşı. Niye? Niye? Niye vurdun? Neden yüzbaşı? Neden? Haklısın tabii. Haklısın. Peki öbürleri ne olacak? Onları ne yaptın? Çavuş Yankiler'e gitti. Biz de gidelim hadi. Gideceğiz Bilico, gideceğiz. Birlikte gideceğiz. Hadi. Ay anne.
Anne! Canım yanıyor. Aa, çok... Şimdi geçer. Nerede o? Nerede Billy Joe? Emerson nerede? Söyle bana. Yankilere. Yankilere gitti. Öldürecek onları. Nereye? Nerede? Nerede? Nerede Emerson? Bilmiyorum. Nerede o? Nerede mi? Bak. Bak. Kanıyor. Kanıyor. Yüzbaşı. Beni daha fazla kızdırmadan söyle Billy Joe. Nerede o? Emerson, Emerson! Mama, mama. Niye onu bir erkek gibi öldürmüyorsun? Kız haklı evlat. Acı çekiyor. Tanrı'nın yolu zordur. Bir sürü engellerle doludur. Zafer istiyorsan bunları geçmelisin. Neler saçmalıyorsun sen be? Diyorum ki intikam, intikam artık geçti. Şimdi, şimdi hırs var. Öldürme hırsı. Öldürme hırsı mı? Öldürme hırsı ha? Neden söz ediyorsun sen? Fıçılardaki kesik kafaları, tuzlu suda sakladığın kesik kafaları unuttun mu? Yanılmış olabilirim evlat. Ama onlar ölü insanların kafalarıydı. Tanrı seninle olsun kardeş Kane. Çünkü öyle olmazsa yolunu kaybedersin. De. Hadi oğlum, hadi. İnfasta Brazil! Marş! Dikkat! Dur! Gözündekini çıkart. Korktun mu mavi asker? Yerine geç. Emerson! Hey! Bakın burada kim var? Bizim yüzbaşı Kane. Bu Yankiler senin için mi çalışıyor? Böylesi zevkli mi? İyi bildin Emerson. Öyle mi yüzbaşı? Şu bizim yüzbaşı Kane, eski komutanımız. Ordumuzun önemli subayı. Bu adam bir pis herifin kızıyla evliydi. Kendine yeni bir hayat kurmuştu ama bir gün biz gelip karısının ırzına geçtik. Allah'ın belası Emerson, kes sesini! Hoşuna gitmedi mi yüzbaşı? Bak şimdi ben ölüyorum burada. Sen her gün öleceksin. Dikkat! Ne oldu? Yalan! Dikkat! Ateş! Hayır! Hayır! Ölme! Bir
İnfaz bölüğü, rahat! Dağılın! Serbestsiniz! War is hell, you survive, and no one ever wins. But hate and greed will sow the seed. When will it ever end? Going back to Georgia. Going back to Georgia.